Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Ziraat Odası Aksaray Şube Başkanlığı öncülüğünde sivil toplum kuruluşları platformuna bağlı 64 STK üye ve temsilcileri Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek için miting düzenledi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitinge AK Parti Grup Başkan Vekili Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti Gençlik Kolları ve Kadın Kolları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Düşman kapısında ebabil eyle ya Rabbi. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve AK Parti Grup Başkan Vekili İlknur İnceöz basın açıklamasında harekat sınır güvenliği için başlatıldı. Milli mücadele harekatı olan Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz. Destek söylemleri ortak dilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK, KCK, YPG, PYD ve DH mensuplarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Rabbim ordumuzu korusun ve ülkemize zafer ihsan etsin açıklamalarıyla dile getirildi. Ne demiştik? Bir gece ansızın geliriz demiştik. Sefer bizden, zafer Allah'tan, Allah ordumuza yar ve yardımcısı olsun. Amin. YPG, PYD, PKK, KCK, DH kahrolsun. Amerika'da beraber. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Amin. Amin. Ben Kürt kökenli biriyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Bayrağımız, dinimiz, ırkımız bir. Bu yapılan operasyon Kürtlere değil, bölücü vatan hainlerinedir. Biz Aksaraylı olarak her zaman bu tarz bölücü insanların karşısında dimdik duruyoruz. Durmaya da devam edeceğiz. Gece gündüz dualarımızda oradaki kahraman askerlerimizle beraber Allah onlara yardım etsin diyor. Amin. Şunu söylemek istiyoruz ki bu sınır ötesi yapılan operasyonda hiçbir şekilde baştan itibaren Suriye'de yapılan ameliyata karşı bir toprak bütünlüğüne, topraklarında gözümüzün olmadığını, Suriye'nin toprak bütünlüğünün elzem olduğunu ama orada yaşayan Arap, Kürt, bütün kardeşlerimizin burada huzur içinde yaşamasının temin edilmesini dünyaya duyurmuştuk. Ama ne yazık ki terör devleti kurulması noktasında teröristlere ciddi bir destek verildi. Ve bu uyarıların akabinde 20 Ocak saat 17'de burada operasyon, hava operasyonu ve dün itibariyle de kara operasyonu başlamış bulunmaktadır. Bu ülkemizin birlik ve beraberliği için, güvenliği için aynı zamanda Suriye topraklarında oradaki halkın huzur içerisinde yaşayabilmesi terör unsurlarından DH gibi, PYD gibi, YPG gibi, PKK gibi terör örgütlerinden o bölgenin arındırılması ve bugün ülkemizde yaşayan Suriyelilerin de orada yaşayabileceği alanın açılması için de Zeytin Dalı dediğimiz operasyonumuz başlamıştır. Operasyon ülkemizin birlik ve beraberliğine kastedenlere karşı nasıl 15 Temmuz'da bu meydanlar dolduysa orada askerlerimiz, Mehmetçiğimiz, burada dualarımızla beraber bütün vatan evlatlarının yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Onlara dua ediyoruz. Gazamız mübarek olsun diyoruz. Orada inşallah Allah'ın izniyle terör örgütlerine, teröristlere, terör devleti kurmak isteyenlere karşı ordumuz muzaffer kılınsın. Onlara buradan yapabileceğimiz bol bol dua etmek. Basın açıklamasının ardından eller tek gaye ile açılarak Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih Suresi okunup dualar edildi. Eğitim Birsel Aksaray Şube Başkanı Murat Günaydın basın mensuplarına bir kahvaltı programı düzenleyerek yıl sonu değerlendirmesi yaptı. Aksaray Eğitim Birsel Yönetim Kurulu 2017 yılını değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Eğitim Birsen, Memursen, Aksaray Şube Başkanı Murat Günaydın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.
Murat Günaydın toplantıda Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini ancak bunların el birliğiyle aşılacağı konusunda kararlı adımlarla herkese ayrı sorumluluklar düştüğünü ancak en büyük pay sahibinin eğitimciler olduğunu vurguladı. Eğitim uzun vadeli planlamalara ve eğitimde uzun vadeli planlamalara ve kalıcı politikalara ihtiyaç var. Sene başında TEOG'un kaldırılması, yerine aylarca yeni bir sistemin getirilememesi, ardından yüksek öğrenime geçişle ilgili bir sistem değişikliği tüm insanlarımızın kafasını karıştırdı. Ve günlük düzenlemelerle aksak yönler giderilmeye çalışıldı. Hep şöyle bir yanlış algı var bizde. Eğitimde göç yolda düzelir diyoruz. Yani hep göç yolda düzelir diyoruz ama eğitimde göç yolda düzelmez. İleri giden ülkelere bakıyoruz. 50-100 yıl sonrasının planlaması yapıyorlar. Ama biz günübirlik düzenlemelerle okullar açılmış, sınav sistemimizi değiştiriyoruz. Velilerimizin kafası karmakarışık oldu. Ve çocuklarımız bir rehavete girdi. Sınav kalkacak diye ders çalışmayı bıraktılar. Yerine daha zor bir sınav geldi. Ama biz bir dönemi kaybettik bu yüzden. İnşallah bundan sonra tüm eğitim paydaşlarının görüşleri dikkate alınarak, eğitime kafa yormuş, emek vermiş tüm STK'larımızın fikirleri alınarak daha kalıcı, uzun vadeli sistemler getirilir. Günübirlik değişikliklerle gençliğimizi bu yolda heba etmeyiz. Çünkü günübirlik politikalar çözüm değil, sorun üretmektedir. Sendika olarak eleştiri makamı olmadıkları vurgusunu yapan Günaydın, sendikanın kurulduğu günden itibaren eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini koruduğunu ve sendika çalışmalarını her alanda herkese anlatma gayretlerinde olduklarını söyleyerek bilgiler verdi. Yarı yıl tatili başladı ve yarı yıl tatilinde Türkiye turnesine çıkan sevimli karakter Pepe, Aksaraylı çocuklarla buluştu. Çocuklara karne hediyesi veren Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, hafta sonunda Pepe tiyatro oyununu çocuklarla birlikte izledi. Merhaba arkadaşlarım, hepinize merhaba. Yarı yıl tatilinde Türkiye turnesine çıkan sevimli karakter Pepe, Aksaray Kültür Merkezi'nde miniklerle bir araya geldi. Aksaray Belediyesi her yıl yetişkinler başta olmak üzere on binlerce tiyatro severi tiyatroyla buluşturuyor. Özellikle çocuklar kendileri için düzenlenen, ücretsiz olarak hazırlanan tiyatro oyunlarıyla güzel vakit geçiriyor. 3-6 yaş grubunu aşıp herkesin sevgilisi haline gelen Pepe'nin gösterisine her yaştan izleyici ilgi gösterdi. TRT Çocuk ekranlarında çocuklarla buluşan ve söylediği şarkılarla çocukların sevgilisi olan çizgi film kahramanı Pepe, sahnede en sevilen şarkılarını çocuklarla birlikte söyledi. Aksaraylı çocuklara interaktif gösterisiyle unutulmaz bir gün yaşatan Pepe, şarkılarının yanı sıra eğlendirici ve öğretici oyunlar da sergiledi. Programı Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgı da çocuklarla birlikte izledi. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor, ligin 15. haftasında kendi evinde Adana Büyükşehir Belediye Spor'u 3-0 yendi. Dağılgan Stadı'nda saat 14'te başlayan müsabakayı Osmaniye bölgesinden hakem Burak Aksak yönetti. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle sahada fırtına gibi esen temsilcimiz Siyah Beyazlar, Alaaddin Köze'nin 44. dakikada attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya daha da etkili başlayan temsilcimiz rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyerek karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. İkinci yarının gollerini ise 63 ve 64. dakikada peş peşe attıkları goller ile Samet Albayrak ve Enes Soy kaydetti. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor liderliğini koruyor. 68 Aksaray Belediye Spor tekerlekli sandalye takımımız ise Ankara'dan yenilgiyle döndü. 68 Aksaray Belediye Spor tekerlekli sandalye basketbol takımı ligin 11. haftasında Ankara deplasmanında Büyükşehir Belediye Ankara Spor'la karşı karşıya geldi. 68 Aksaray Belediye Spor Büyükşehir Belediye Ankara Spor'a 80-67 gibi bir skorla mağlup oldu. Bu skor ile 68 Aksaray Belediye Spor bir maç eksiğiyle 14 puanla 8. sırada yer aldı. Türkiye Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Altın Kızlar da ne yazık ki İzmir'den mağlubiyetle döndü. Türkiye Bayanlar Handbol Süper Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Aksaray Belediyespor, ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda oynadığı İzmir Büyükşehir Belediyesi karşılaşmasını 37-32 kaybetti.
Maçta dengeli bir oyun ortaya koyan temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü üstünlük kurmaya çalıştığı güçlü rakibi karşısında maçı 37-32 kaybetti. Bu sonuç ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü 9 puanla 9. sırada yer alırken temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü 10 puanla 8. sırada yer aldı. Aksaray Belediye TV'de haberleri izlediniz. Sevgili seyirciler, huzurlarınızdan ayrılmadan önce ekip arkadaşlarımın da sözcüsü olarak milli mücadelemizde kalbimiz ve dualarımız Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğimizle birlikte. Hoşça kalın. Irmağının akışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, hey.